Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalaletler Mustafa Meral Şörtü Hoca'nın Arapça dil bilgisi e, nahiv kitabından 39. bölüm başlığımız el istigate. El istigate. İstigate imdat dilemek, yardım dilemek. Evet, yardıma çağırmak. Ya lehalit li ehike. Burada ya le bakın başına lam gelmiş. Ya le halidin li ehiki ey halid, Kardeşinin yardımına koş. Ya lel kerimi lil muhtacin, mesela. Yukarıda görüldüğü gibi bir kimse diye bir kimseye yardım etmeye çağrılıyor. Yardım etmeye çağrılana el müstegas deniliyor. Umumiyetle başında fethali lam bulunur. Kendisi için yardım istenene ise müstegasun leh deniliyor. İstigade sadece ya nida harfiyle yapılır. Ya let tabib lil marid. Burada le, e, tabib müstegas lil marid müstegasun leh. Müstegasın da müstegasun lehin başındaki her iki lam da harfi cerdir. Müstegas ile müstegasun leh harfi cerle mecrurdurlar. Ancak mana bakımından meful oldukları için mahallen mansup durlar. Bazen e, önündeki lam yerine sonuna elif getirilir. Ya Ahmeda li Zeydin, e, bakın burada ya le Ahmed'e yerine ya Ahmeda diye sonuna elif getiriliyor. E, peki, bu da münada'nın bir cinsidir. Fiili hasfedilmiş mefhulün mihtir. Hasfedilen fiili ed'u, unadi, esteğitu gibi fiillerdir. Çağırma müstevasun lehin aleyhin olursa veya ondan şikayet edilirse başına lam yerine min getirilir. Ya le şurti lissi. Ey polis hırsızın elinden kurtar. Bakın min geliyor. Nadir olarak müstevas, elipsiz ve lamsız münada gibi gelebilir. Ya salihu libnik. Oğlunun yardımına koş gibi. Münadanın başında meftuh lam bulunduğu halde istigase manası taşımıyorsa ya ile lam hayret şaşkınlık ifade eder. Ya lel hadika ne güzel bahçe. Ya lel aceb ne tuhaf şey gibi. İstigasenin diğer özellikleri yukarıda da görüldüğü gibi istigası üç unsurdan oluşur. Nida harfi, müstegas ve müstegasun leh. Ve müstegas üç türlü gelir. Ya le meryem li ehike fethalı lam ile mecrur gelir. Ya meryema li ehike sonuna elif gelir. Ya meryem li ehike elifsiz ve lamsız gelir. Yardıma çağıran kimse ya nidayı yapana el müstegi istenir. İbarede görülmez. Ee, evet. El müstegasuna, el müstegasu el müstegasu el müstegasu li denilir. Müstegası atıf yapıldığı zaman ya tekrar edilmezse matufun başındaki lam kesrelenir. Eğer ya tekrar edilirse fethalı olması vacip olur. Ya li necibin ve li beşirin. Bakın burada kesrelenmiş lam. Ve li azizin şeklinde. Müstegasın sonundaki elife, e, eliful istigase e, denir. Bazen elifin sonuna ha gelir. Ya halida gibi. Bazen hayret ve şaşkınlık ifade eden ya ile fethalı lamdan sonra min harfi cerli isimle gelir. Minli isim temizdir. Ya leha min leyle, ne muhteşem gece gibi. Ya leha min ezmine, hey gidi zamanlar gibi. Ee, yukarıdaki bakın milli isim temizdir dedi. Yukarıda da belirtildiği gibi müstegasın ve müstegasın lehin başındaki lamlar harfi cerdir. Lam harfi cerinin harekesi kesreli iken müstegasın ve zamirlerin öne geldiğinde fettal olur. Mütekellim yası hariç. Ya le ricali e, e lil etfali ya e, lehu leke, lena, e, gibi e, gelir. Mesela Ey ya ler recali lil etfal burada ya istigase edatı yani nida edatıdır mebnidir ler ricali buradaki lam zaidedir ve rical ismun mecrurun lafzan lafzan mecrurdur bir harf il zaid fi mahalli nastır bu ifade münada olarak lil etfal ise car ve mecrurdur mutallikan bi fiilin estağîye suye mütallıktır olan ellezi Nabet ya anhu. Yani yeğenin onun yerine geldiği işte o fiil. Ya lel hevl. Burada ya teacüp edatı, nida edatı. Lil hevl. El lazım lam zaidedir. Vel hevl. Mecrurun lafzen bil lam. Fi mahalle nas münada olarak nas mahallindedir diyor. Peki bunlar çok karşımıza çıkmasa da bakın bu e, istigase ve nüdbe e, unutulan konulardan o yüzden hatırlamakta böyle fayda var. Nüdbe neydi? Kişinin kendisinin veya başkasına uğradığı felaket ve musibetten duyduğu acıyı açıklamak için yaptığı nidaya nüdbe denir. Va yusuf, va ra'si. Nüdbe için umumiyetle va, nida harfi kullanılır. Va ile yapılan nidaya nüdbe, münadasına da mendub denir. Va Ahmet mesela va Ahmet, va Abdallah gibi. E, mendup izafet terkibi olursa mansup olur. Evet mendup bakın münada gibi fiili has hasfedilmiş mefhul mektir. Hasfedilen fiiller ed'u veya unadidir. Normal münada gibi gelir. Va halidu şeklinde. Sonuna zayit bir elifle gelir. vahalida halida şeklinde. Eliften sonra sakin bir ha ile gelir. Va halida şeklinde. Nida harfi vayı ve mendubu hasfetmek caiz değildir. Mendub marife olmalıdır. Nekire mendub olmaz e, diyor. İsmi işaret, zamir ve ellezili ismi mesuller de mendub olmaz. Nutbe nadir olarak ya ile de yapılır diyor. Nutbenin irabına gelince var isah, hani vay başım gibi va nida edatıdır, mebnidir. Ra'sa, bakın münada, mendub. Mebnün alet dammi, e, el mukadder, mukadder damme ile e, mebnidir. E, fi mahalli nas, nas mahallindedir. E, vel elifu, elif burada lin nudbe, e, ha ise lis sekt, sekte içindir. E, dedi, et terhim, münadanın son harfi, bazen hafiflik, yani rahat ve kolay telaffuz etmeyi sağlamak için, Hasfedilmesine terhim denir. Ya ca'fu, normalde neydi bu? Ya ca'feru, sonundaki r düşmüş. Bu şiirlerde olabiliyor. Ya Aişe, mesela Ya Aiş gibi. Terhim iki çeşit münada da yapılır. Alem olsun veya olmasın, sonunda bitişik T bulunan isimlerde T'yi atarak. Ya Fatıma da, mesela Ya Fatımı. Ya Cariye de Ya Cariye gibi bu kaideyi şu şekilde söyleyebiliriz. Münada müzekker olsun, müennes olsun sonundaki T bulunan isimlerde. Bu kaiden ikinci bir söyleniş tarzı daha vardır. Haziften önceki son harf gibi okumak. İzafet terkibi olmayan üçten fazla harfli alemlerde ya suadu ya sua gibi ya halidu ya halu gibi terhimden sonra münadanın sonu iki türlü okunabilir. Terhimden sonra kalan ismi tam olarak kabul edip damme üzere mebni okumak ya Fatıma, ya Fatımı gibi, ya Haritu, ya Haru gibi. Terhimden sonraki ismin son harfini terhimden önceki harekesiyle okumak. Ya Aişe tu ya Aişe gibi, ya Halidu ya Halin e, gibi. Terhim asli münadı olduğu için fiili hasfedilmiş mefhulin bihtir. Hasfedilmiş fiili ise ed'u veya unadi şeklindedir. Terhime yapılacak isim dört harften fazla ise, terhim yapılacak isim, e, sondan bir evvelki harf zait ve sakin son harfle beraber zait ve sakin olan harf de hasman olur. Mesela ya mensuru, ya usmanu. Burada ya mensur, wow bakın ismi meful için eklenmişti o da gitti. Usman'da elif de gitti, ya usm kaldı. Bir münadanın terhin binin yapılması için özetle 3'ten fazla harfli alem olmalı. Sonunda bitişik t olsun veya olmasın fark etmez. Bitişik t ile biten cins isim olmalı izafet terkibi olmamalı dedi. Sahip kelimesi yukarıdaki şartları taşımamasına rağmen yani alem olmadığı ve sonunda bitişik te bulunmadığı halde istisnai terhim yapılır ve pratikte çok kullanılmaktadır. Ya sahibi, ya sahi, ya sahi, sahi gibi ey dostum istigase ve nutbeden terhim yapılmaz dedi. Terhimin irabına geldik. Mesela ya Cafer, bunun aslı neydi? Ya Caferu. Ya nida edatıdır. Cafe münada mebnin alet dammi. E, el mukadder. Mukadder dammi. aler ra'il mahzufe. Mahzuf ra'nın üzerinde. Lit terhim terhim için. Fi mahalli nas. Nas mahalli nedir? Evet. Ya Cafu. Burada Cafu münada mebnin alet dammi zahir. Fi ahiri fi mahalli nas. E, dedi. Yani iki şekilde de gelebiliyor. Peki. Burada kaldık. E, Tahzira e, geldik. Devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.